Değerli izleyiciler, 3 Söz devam ediyor. 2016'nın önemli olaylarını konuşuyoruz. Birinci olarak Çorum'da 2016'nın önemli olaylarından bir tanesi Milli Birlik ve Terörü Telin mitingini konuştuk. İkincisi tüm Türkiye için çok önemli bir hadise. 15 Temmuz'u konuşmaya başlamış idik. 15 Temmuz'u ilk duyduğumuzda neler hissettik, onları paylaştık. Sonrasında salayları konuştuk. Şimdi biraz da 15 Temmuz'u gerçekleştiren örgütü konuşalım. Yani 2011 yılından itibaren yaşanan bazı hadiselerde bu yapılanmanın memleketin hayrına bir yapılanma olmadığına dair ciddi işaretler ortaya çıkmaya başlamıştı. Özellikle MİT müsteşarının davet edilmesi, bir soruşturmaya dahil edilmeye çalışılması, sonrasında 2013 yılı içerisinde 17-25 hadisesi, 17-25 Aralık yargı darbesi süreci, MİT tırlarının durdurulması hadisesi ve ondan sonra asıl yüzünü, gerçek yüzünü bütün çirkinliğiyle ortaya koymaya başlayan bir örgütten bahsediyoruz. Bu örgütün darbe yapabileceği zaman zaman söyleniyor idi. Ama bu örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bu kadar ciddi bir şekilde yapılanmış olabileceğine gerçekten çoğu kimse gibi bizler de ihtimal vermiyorduk. Bu kısımdan başlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde böyle bir örgütün kendini çok fazla hissettirmeden nasıl bu kadar yapılanmış olabileceğine konusunda ne düşünüyorsunuz? Aslında tam da haşhaşi kavramının belki açılımını burada yapmak veya düşünmek, hatırlatmak gerekiyor. Mesela bir PKK baştan beri ne yapmak istediğini biz biliyoruz. Ona göre de işte birinin PKK ile bağlantı kurup kurmaması noktasında ona göre tedbir alabiliyorsunuz. En azından örgüt gelip de yasal zeminde bir şeyler yapamıyor. Diğer taraftan bu örgütü üniversite yıllarından, örgütün evlerinde vesairesinde kalan arkadaşlarımız vardı. O dönemlerde işte bir namaz kılmayı bile adeta işte fısır fısır bir şeyler konuşurlar, kaybolurlar, gelirler. İşte nereye gittiniz falan dersiniz, ya namaz kılmaya gittiydik falan. Her şeyden bu kadar korkan bir pozisyonda iken nasıl oldu da koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa tutacak bir duruma geldi? Yani zaman zaman bu 15 Temmuz sonrasında bu soruyu da arkadaşlarla falan olduğumuzda sormuşumdur. Tabii bunun birincisi başlangıç aşamasında hani Allah rızası için işte dini öğretme, eğitime katkıda bulunma vesaire, işte bu Türkçe olimpiyatlarıyla Türkçeyi bütün dünya çocuklarına öğretiyoruz gibi şeyler dışarıdaki halka, bunu bilmeyen insanlara karşı sempati uyandırdı diyelim. Bunlar bu toplumda alıcısı olan işler. Tabii tabii. Değil mi? Yani öncelikle ne yapıyor? İşte diyor ki ben bunları yapıyorum diyor. Bir kere bir topluluğu oluşturuyor. Oluşturduğu, onlardan aldığı ekonomik güç veya nasıl diyeyim, bir birlikteliğin getirdiği işte medya gücü vesairesi, ekonomik güç başta olmak üzere veya insan gücü diyelim, bunu farklı yolda kullanmanın önü açıldı. Çünkü çok sonrasında, belki öncesinde de mutlaka bir yerlerden kulağımıza gelmiştir ama çok da üzerinde durmadığımız, işte siz belli bir yere gelene kadar kendinizi saklayacaksınız tarzı bir konuşması var bu FETÖ liderinin. Evet. O sonradan daha bir anlam kazanıyor. Yani nedir? Belki bunun işte temel yapısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne neden bunlar sızdılar, nasıl sızdılar gibi konu. İşte efendim yer yer işte muhafazakar kesime yönelik bir takım eleştiriler de getiriliyor. İşte tarikatlar şunlar bunlarla veya cemaatlere, gruplara, insanların gitmesine yönelik. Burada sorumluların aslında birçok şey olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Bir ara işte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dindar olan insanların girmesinin önü kapalıydı. Şimdi bu böyle olunca bu sefer takiye yapan insanlar girebilir duruma geldi. Diğer kesimlerden de, diğer gruplardan, diğer kesimlerden takiye ile işi olmayan insanlar oraya giremediler. Ama bunlar girdiler. Yerleştirdiler. Adeta öyle şeyler duyuyoruz ki işte normal şartlarda yani
dindar nesil yetiştiriyorlar sözüm ona. Dinini öğretiyorlar. Dinini öğrettikleri insanların dine aykırı şeyler yapabilir diye fetvalar verilmeye başlanıyor. Bu şekilde adeta bir haşhaşi gibi yetiştiriliyor. Ondan sonra ta ki örgütlenme tarzında da şöyle bir şey de yok. Ya bizim orada işte Turan Bey var, Ömer Bey var falan. O arkadaşlar da iyiler. Şu yapıda insanlar. İşte görüşleri, dünya görüşleri size de yakın. Bir araya gelin, oturun, konuşun. İrtibat halinde olun falan değil. İşte sizinle ayrı bir kişi dışarıdan ilgileniyor. İşte Ömer Bey'le ayrı bir kişi, benimle ayrı bir kişi. Yani öyle bir sistem kuruluyor ki hücre sisteminin de hücresi kurulur hale gelmiş durumda. Ve bir yerden sonra da bir bakıyor ki şahıs bazında, kişi bazında falan epey bir yeri aslında ele geçirme konusunu burada söyleyebiliriz. Bu diğer insanların oraya gelmesi, muhafazakar yapıdaki insanların gelmesi veya farklı bir yapıdaki bir insanın bir kurumun başına gelmesi ele geçirme değil ama bunların yaptığı tam bir ele geçirme. Evet. Geldikleri yeri ele geçirmişler. İşte genelde de istihbarat olan yerler, işte personel daire başkanlıkları falan alt tarafı da ona göre doldurmuşlar. Bir taraftan bakıyorsunuz siz sınavlarda bütün öğrenciler çalışıyor. Hatta diyorduk yani her şey keşke mümkün olabilse de üniversite sınavı gibi olabilse. Üniversite sınavına insanlar çalışıyor, giriyor, karşılığını alıyor diyorduk. Evet. Ama o da öyle değilmiş. Yani o kadar adil bir yarış diye bakılıyordu. Evet, adil zannediyorduk ama sonrasından bir bakıyorsunuz işte devlet memurluğu sınavlarında şurada burada adamlar gelmişler. Oradan ona göre alıyorlar. Mülakatlı olanlar da ona göre ayarlıyorlar. Ve adeta askeriye bu kadar nasıl adam yetiştirebilmişler? Gerçekten çok şaşılabilecek bir olay. Bunun da ancak işte o gizlilik, takiye ile mümkün olduğunu görmekteyiz. İşte bunun sebep ve sonuçlarına baktığımız zaman bakacak olursak çok şey söylemek mümkün olabilir. Ben bazen diyorum şu an herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Mesela bir, bunu zaten darbeyi yapan işin içinde bilinçli bulunanları bir es geçiyorsun. Zaten onlar cezasını görmesi gerekiyor ama bunların değirmenine bilmeden dahi su taşıyanlar ben niye gözümü açıp da hiç olmazsa 17 Aralık sonrasında ya kafamı kaldırıp da bunlar ne yapıyor diye bir sorgulayarak bakmadım diye düşünmesi lazım. Evet. Birinci halkası. İkinci halka belki bizlerin bulunduğu halka belki uyardık etrafımızdaki insanlara söyledik ama gerçekten gidip de ya siz ne yapıyorsunuz deyip de ciddi anlamda etrafımızdaki insanları gerçekten uyarabildik mi? Evet. Hepimiz yapmaya çalışmışızdır bir şeyler. Üçüncüsü yani halkaları uzatmak mümkün olabilir ama mesela birileri AK Parti iktidarına yönelik olaraktan eleştiri yöneltirken işte efendim eşi başörtülü olan cumhurbaşkanı olamaz, şu olamaz, bu olamaz falan derken cumhuriyet mitingleri yaparken mesela bu sefer siz ya da ay ışığı işte gibi bir takım Ergenekon'da, Balyoz'da vesairede bir takım darbe teşebbüsleri dile getirilirken ister istemez tam da kadrosu olmayan bir partiyi onların kucağına itelemiş oluyorlar. Yani onların da belki mesela bir kesiminde bunu sorgulaması gerekiyor. Evet. Öbür taraftan belki işte iktidar partisinin de olanların da, ülkeyi yönetenlerin de biz niye bu uyarıları zamanında yeterince dikkate alamadık diye de bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Ama neticede kim ne hesabını verirse versin, kim ne eleştiri yaparsa yapsın bunların hepsinin bir araya gelip bu mücadelenin bu tarafında olması gereken bir unsur. Yani yine sorunun başına dönecek olursak takiye noktası gündeme gelince hiçbir şekilde bunları ayırabilmek, bilebilmek mümkün olmuyor. Yani bugün halen adliyelerde vesairede kim FETÖ'cüdür, kim değildir? Yani bu noktada da gerekli çalışmalar yapılırken mutlaka çok zorlanılan bir husus. Yani bir X-ray cihazından geçiremiyorsun ki yani bip bip diye ötsün de işte bu böyleydi, bu şöyleydi diyebilirsiniz. Yani şu aşamada söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Evet. Ömer Bey, Fethullah Gülen, örgütün lideri, tartışmasız lideri. Bu herkes tarafından biliniyor, kabul ediliyor. Bu Fethullah Gülen'in kurduğu bir oyun muydu? Yoksa daha büyük bir oyunun Fethullah Gülen taşeronluğunu mu yapıyordu? Yani bu konuda kimileri 1900
50'lerin sonlarından, 60'ların başından beri Fethullah Gülen'in özel olarak eğitildiğini, yetiştirildiğini, CIA tarafından filan yani böyle görev verildiğini kendisine. Başından beri böyle bir misyon taşıdığını filan söyleyenler var ama ben böyle düşünmüyorum. Şahsen bu biraz fazlaca bir komploculuk olur. Ya yani bana göre 70'lerin ortalarına kadar böyle bir gücü de olmadığı için çok da dikkat çekmedi esasında. Yani farklı bir din anlayışı var. Buna yol açan biraz da az önce Kenan Bey'in bahsetmiş olduğu bazı devletin bazı kurumlarına işte dindar insanların giremiyor olması, işte oraların kapalı olması. Yani devletin ayrı, milletin ayrı görülmesi vesaire. İşte bu biraz zorladı bazı şeylere insanları ama tabii bu asla meşru kılmaz yapılan şeyi. Yani Fethullah Gülen kendince şöyle bir yöntem izledi. Yani ben eğer İslami kimliğimi ya da gerçek kimliğimi açığa vurursam, yani yaşatılmam ya da işte bu kurumları ele geçirmem söz konusu değil. Bunlara da güçlenemem diye düşünmüş olmalı ki sürekli gizlenme, sürekli böyle işte yani saman altından su yürütme şeklinde illegal, tam illegal değil ama yani gerçek kimliğini hep böyle perde arkasına gizleyerek farklı bir kimlikle ortaya çıkmış. Sürekli yani Müslüman kimliğini ön planda tutan insanlardan uzak ama daha çok işte laik kesime ya da işte daha sadece milliyetçi muhafazakar kesime yakın durmuş bir insan. Mesela Erbakan Hoca hiçbir zaman sempati duymadığını kendisi söylemişti. Hiçbir zaman da bir arada olmamışlardır ama öte yandan Bülent Ecevit'inden Demirel'ine kadar yani sistemin meşruiyeti konusunda, meşruluğu konusunda sorun taşımayan herkes de çok yakın olmuştur. Böyle bir yol izlemiştir. Belli bir güce ulaştıktan sonra bana göre uluslararası bazı güçler, servislerin kucağına düşmüştür. O gücü çünkü kaybetmeyi göze alamamıştır. Onlarla işbirliği yapması teklif edildiği zaman bunu reddedecek durumda değildi. Mesela işte açtığı okullar, dershaneler çok sayıda 70'lerin sonlarına gelindiği zaman Türkiye'de ciddi anlamda bir güce ulaşmıştı. Dünyaya henüz açılmış değildi gerçi ama. Ama şu soru geliyor aklıma o zaman. Yani diyelim ki Afrika'da herhangi bir ülkede okul açmayı düşündü. Hı hı. O orada okul açması için de CIA ile işbirliği yapması gerekiyor. Yani bunu yapmak zorunda değil ki. Madem kucağına düştüğünü görüyor, okul açmak daha mı önemli CIA'nin kucağına düşmekten? Şöyle olduğunu düşünüyorum ben. CIA ya da işte bu küresel güçler başlangıçta işte Afrika'da bir ülkede okul açacaksam bizim iznimiz gerekli falan şeklinde yaklaşmıyorlar bu tür yapılanmalara. Muhtemelen takip ediyorlar. Yani dünyanın birçok ülkesindeki gelişmeleri takip ediyorlar. Bunların önünü açıyorlar öncelikle. Yani rahat rahat hareket ediyorlar. Ya Afrika'da, özellikle Türkiye Cumhuriyetleri'de bu Sovyetlerin dağılmasından sonra özellikle o bölgedeki yani yeni bağımsızlığını kazanan o cumhuriyetlerin tırnak içinde radikal İslam'a kaymamaları, daha ılımlı, daha böyle dünya sistemini rahatsız etmeyecek bir din anlayışı, ılımlı bir din anlayışına sahip bir İslam anlayışının yeşermesi, güçlenmesi için o bölgede bunların faaliyetlerine göz yumuluyor. Bir yere kadar göz yumuldu diye düşünüyorum. Ama bir yerden sonra artık geri dönüş imkanları kalmayacak kadar ya da geri adım atmasını mümkün kılmayacak kadar bir güce ulaştıktan sonra o güçler muhtemelen bunlara bir takım tekliflerde bulunuyorlar. Bunlar da reddedemiyorlar tabii artık çünkü kaybetmeyi göze alamıyor. O kadar büyümüşsün ki artık, artık geri küçülme ya da geri dönüş imkanın kalmamış diye düşünüyorum ben. O güçler, CIA özellikle Mossad gibi güçler, o aşamadan sonra pazarlığa oturuyorlar. Yani belki de bu pazarlık böyle sen şunu yap, ben bunu yapayım şeklinde değil ama daha sofistike yöntemlerle, daha böyle yani ikna edici bir takım yöntemlerle, yani kazan kazan şeklinde belki de. Sonrasında artık bu aşamadan sonra zaten geri dönüşte mümkün olmadı Fethullah Gülen'in. Ve dünyanın her tarafına, yani Bosna'da ya da Keşmir'de orada bir İslami hareket, bir oluşum meydana geliyor. Bütün şeyler yani dikkatlerini çekiyor. Dünyanın dikkatini çekiyor. Küresel güçlerin dikkatini çekiyor. Ve o hareketi orada yok etmeye çalışırlarken Fethullah Gülen hareketinin dünyanın her tarafına böyle elini kolunu sallaya sallaya gitmesi, okullar açması, ticaret yapması falan bunlar böyle çok kolay işler değil. Rastgele işler değil. Bunların gücünden, çok akıllı olduğundan falan değildi. Tamamen sistemin kabulüne mazhar olmuşlardı artık. Küresel sistemin
kabulüne mazhar olmuşlardı, onun onayını almışlardı. Ondan sonra büyüdüler. Ve zaten Amerika'ya gidiş de ondan sonradır. Yani neden, niye Amerika? Yani yaklaşık 20 yıldır neden Amerika'dasın? Bunun açıklaması herhalde çok kolay olmasa gerek. Son yayınlanan bandı izlediniz mi bilmiyorum. Fethullah Gülen aslında bunun cevabını veriyor. Ben bugün izledim. Yani son birkaç gün içerisinde yayınlandı zannediyorum. Fethullah Gülen kendilerine Amerika'ya gittiklerinde işte sizin eviniz yoktur, biz size ev verelim. Paranız olmaz, paranız yetmezse biz size para verelim. İşte sizi buraya yasal çerçeve içerisinde kabulünüz noktasında gerekli yardımları yapalım falan gibi şeylerin kendisine teklif edildiğini, yollarının açıldığını falan ifade ediyor. Yani bu bir kurgunun bir parçası olarak bahsettiğiniz belki gibi. Belki ifade etmediği şey, şayet bunu kabul etmezsen şöyle şöyle olur. Orayı tabii belki öyle bir şey söylemiyor tabii. Söyleyemiyor. Ama yani. Amerika'ya gitmek belli ki yalnızca kendisinin tercihi değil. Belki o dönemde sistemin tercihiydi. O küresel sistemin bir tercihiydi. Epeyce bir güce ulaşmış böyle bir örgütlü yapıyı dünyada farklı coğrafyalarda istediği gibi kullanmak, kendi amaçları doğrultusunda kullanmak, gerekirse kendi vatanına ihanet edecek derecede kullanmak ki bu bizim hala böyle akıllara ziyan olarak gördüğümüz bir şey. Çok tanıdığımız insanların çok maneviyata düşkün, dindar olarak gördüğümüz insanların bir anda bu memleketin insanına kurşun sıkar hale gelmesini hala çok iyi anlayabilmiş değiliz. Bugün bu örgütle ilgili yaptığımız değerlendirmeler ya da Fethullah Gülen'le ilgili yaptığımız değerlendirmelerin hepsini 15 Temmuz'da ortaya çıkan o görüntü sonrası yapıyoruz. Ondan önce çoğumuz bunların hakkında böyle düşünmüyorduk. Bu kadar bunları yapabileceğini düşünmüyorduk. Yani evet 17-25'te artık zirve yapan bir işte iktidarı devirme operasyonunun failleriydiler. Oraya baktığımızda şöyle demiştik. Bunlar biraz poliste ve yargıda güçlüler falan demiştik. Poliste ve yargıda güçlü olmakla tabii kimsenin aklına darbe yapma kapasitesi gelmiyor. Ama asıl gücü, asıl o birikimi, yatırım yaptıkları asıl yeri biz 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gördük. Öyle gördük ki Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Genelkurmay Başkanımızın dahi yaverlerinin bu işin içinde olduğunu gördük ve artık yani orası kabullenilebilir bir şey değil. Bu noktadaki zaafları maalesef işte bu hadiselerden sonra ancak böyle değerlendirmeler yapabiliyoruz. Darbeye karşı aynı zamanda da iktidara karşı olan kesimin darbeden sonra en çok dillendirdiği şey şu oldu biliyorsunuz. Yani siz vaktiyle işbirliği yaptınız bunlarla, güçlendirdiniz, sizin zamanınıza palazlandılar, şöyle işte güç kazandılar, her yere sizin sayenizde yerleştiler. Sonra işte yol ayrımına geldiniz, işte 15 Temmuz'da yollarınızı ayırdınız, şimdi bizim de onlara düşman olmamızı istiyorsunuz şeklinde iktidara bir eleştiri var biliyorsunuz. Evet. Yani esasında bu eleştiri kısmen doğru olmakla beraber ya da doğru görmekle beraber ya bu yapının böyle bir takiyeci bir mantıkla bu şekilde yani sistemi ele geçirmeye yol açan ya da buna sebep olan biraz da sistemin kendi dinamikleri. Nasıl? Yani bir vesayet sistemi var Türkiye'de biliyorsunuz. Yani 50 yıllık, 70 yıllık bir vesayet sistemi var. Yani toplumun bir kesimi, büyük bir kesimi, yönetilen kesim daha doğrusu hep onlara yönetilmeye devam etsin. Belli bir kesim de hep yöneten durumda kalsınlar. Yani belli kurumlar asla millete açılmasın. Evet. Yani dolayısıyla bu adil bir durum değil, adil bir paylaşım değil daha doğrusu. Bu zorlamıştır esasında. Yani tamam, hükümet bunlarla işbirliği yapmak durumunda kalmıştır ama sizin bunda hiç günahınız yok mu? 2002'de hükümet kurulduğu gün itibariyle darbe planları yapmaya başlamadınız mı? Evet. Onlarca darbe planı deşifre olmadı mı? Evet. Ama maalesef bu yapı öylesine ihraslı, öylesine açgözlü davrandı ki yani mevcut deliller yeterli gelmedi. Bir de sahte deliller üreterek, evet, kendi adamlarının önünü açmak için orduda, evet, sahte deliller üreterek
o davaları bulandırdılar. Değilse esasında o davalar çok öyle masumane davalar değildi. Yani Balyoz, Ergenekon bunların hepsi gerçekti. Yani bu ilk defa olmuş da değil. Türkiye üstelik de bir darbeler ülkesi yani. Her 10 yılda bir darbeyle yani hayatını sürdüren bir ülke. Dolayısıyla yani onlar o anlamda masum değiller. Yani FETÖ'yü burada temize çıkartmak değil amacım. Kesinlikle FETÖ hakikaten dünyada eşi benzeri görülmedik bir ihanet örgütü. Yani evet. Türkiye bir işgalin eşiğinden döndü. Yani darbe değildi bu. Diğerleri darbeydi yani. Askeri darbeydi. Darbeyi yapanlar bir süre sonra sivil iktidarlara yol veriyorlardı. Yani yeniden işte sistemi revize ettikten sonra tekrar seçime gidiyorlardı. Ama burada böyle bir şey düşünülmedi. Burada tamamen bir iç savaş, arkasından belki bir işgal. Evet. Yani hedef buydu. Yani bunu kullanan güçler, o küresel güçlerin amacı artık yani bu iflah olmayacak bir noktaya doğru gidiyor Türkiye. Böyle iç savaşa zorlayalım, arkasından da iç savaş bahanesiyle de işte yani güvenliği koruma, enerji hatlarını koruma bahanesiyle bir işgal gerçekleştirelim. Hedef buydu. O bakımdan bu darbe hakikaten yani eşi benzeri olmayacak kadar büyük bir ihanet darbesi. Evet. Kalkışması. Bu konuyla ilgili son başlığımız nöbetler olsun. 15 Temmuz'da yaklaşık bir ay nöbet tuttuk biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla alanlar boşaltılmadı ve yaz hakikaten hareketli ve sıcak geçti. Bütün şehirlerde, Çorum'da da biz bunu yaşadık. Bu nöbetlere katılımı nasıl değerlendiriyorsunuz? 15 Temmuz'un yaşandığı gecenin akabinde de artık yani atlatıldığına dair bir yani darbe girişiminin atlatıldığına dair bir genel kanaat vardı ama şimdi neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz. Yani bir yerden sonrasında işte efendim bir A planı buysa B planı nedir, C planı nedir, ne kadarı kendine açık etti, daha farklı şeyler gelişebilir mi? Bunun bu noktada da en iyi silahımız nedir? Milletimiz yani en iyi destekçisi bu şeye, bu hain girişime karşı durabilecek olan en iyi şey milletin ayakta durmasıydı. Belki o demokrasi nöbetleri olmasaydı farklı şeyler de gelişebilirdi. Yani biraz daha geriye saracak olursak işin esasında Ömer Bey'in konuşmasının başında söylediği gibi bu darbe öyle işte ya neyse bugün bu sefer de akşam üzeri yapalım gibi bir konu değil. Çok iyi planlanmış ama birkaç şeyi gerçekleştiremediler. Sabah olsaydı onu yapardılar, yapamazlardı, başarabilirlerdi, başaramazlardı konusu ayrı ama eğer Cumhurbaşkanı'nı ele geçirmiş olsaydılar, MİT'le ilgili, özel kuvvetlerle ilgili birkaç husus noktasında amaçladıklarına ulaşabilseydiler, bu karşı duruş son derece zor olacaktı. O zorluğun bugün mesela bir B planlarının o süreç içerisinde pek sonuç doğurmayacağı kanaati var da şu an halen kim FETÖ'cüdür, kim değildir, kim nerededir bunu bilemiyoruz. Yani hakim savcıları daha ertesi gün HSYK mesela görevden aldı vesaire açığa aldı bu yapıyla irtibatlı olanların. Çok sonrasında yine 300, 500, 600 bin kişi alındı. Yani 500 kişi, 1000 kişi falan alındı. 3000 kişiyi geçmiş oldu. Halen mesela işte Baylok soruşturması yapan savcının işte telefonunda Baylok çıktı gibi hususlar oluyor. İşte zaman zaman kulağımıza geliyor 50 kişi 100 kişi daha alınacakmış diye. Yani bu yapıyı daha çözemiyorsunuz. Ha bu kişiler acaba ucundan kıyısından bulaşmış da sohbetine gitmiş gibi bir pozisyonda mı? Onu da bilemiyoruz. Yoksa geçenki polis memuru gibi bir militan mı? Yani o büyükelçinin Rus büyükelçisinin katleden şahıs gibi mi? Bilemiyorsunuz ki. Hatta mesela o büyükelçinin böyle bir şey, büyükelçiye yönelik böyle bir suikast belki de bu konuda daha hassas davranmaya yönlendiriyor bizi. Yani böyle şeyler de söz konusu olabilir. Bugün işte efendim bakıyorsunuz terör eylemlerinin falan nasıl farklı noktalardan çok farklı şekilde geliyor. Yani belki direkt bir bağlantı olmayabilir. Oturup da DAEŞ'le veya işte FETÖ'yle ilgili olanlarda böyle bir şey olmayabilir ama üst akıl dediğimiz bunların ipleri mutlaka bir yere bağlı. Evet. Eğer ki ya Batı dünyası bugün dünyaya yön vermeye çalışan etkin güçler zaten bu terör örgütleriyle alakalı samimi dursalar, o söylemlerinin peşinde dursalar zaten bu yapılar çökecektir.
Şimdi tekrar yine 15 Temmuz konusuna dönecek olursak, bu demokrasi nöbetlerinin sağladığı en büyük şey devlete sahip çıkma dedik. Devlete sahip çıkışını simgeledi, gösterdi. Evet. İşini gücünü bıraktı insanlar, sabahlara kadar devam ettiler. İkincisi de nedir? İkincisi de adeta bir işte o milli mücadele ruhuna ihtiyacımız var. Arada bunu hatırlatmak lazım. Arada beraber yaşamak lazım. Oraya gelen insanların hepsi işte tek A partisinden, B partisinden değildi. Birileri biraz uzun kalmıştır, birileri kısa kalmıştır, birileri yoğun katılmıştır, birileri az katılmıştır ama bu milletin ruhunu temsil eden insanlar veya bu milletin temsilcileri pozisyonunda olacak şekilde bir yapı söz konusuydu. O zaman ne sağı kalıyor ne solu kalıyor. İşte yine konuşmanın başında Çorum'dan size ekmek yok dediğiniz gibi o işareti vermiş oldu. Sadece Çorum mu verdi? Hayır, bütün Türkiye verdi. Benim en büyük endişe duyduğum konu şuydu. Bu kadar her yerde var çünkü ilçelerde var, ilde var. Türkiye'nin işte 81 vilayetinde olduğu gibi bilmem kaç ilçesinde de var. Acaba bir terör eylemi olabilir mi? Mesela endişe duyduğumuz bir konuydu. Çünkü çok bir arama tarama işlemi yapamıyorsun. Zaten emniyet kendi derdinde. Evet. Ama hatırladığım kadarıyla bir hatayen tüp patlamasıydı. Antalya'da mıydı? Neredeydi? Öyle bir şey söz konusu olduydu. Ufacık bir şey. O da can kaybı yoktu. Herhangi bir vatandaşın yönelik olarak da böyle bir terör eylemi olmadığı gibi vatandaşın kendi arasında, milletin kendi arasında da o toplananlardan şunu dediniz, bunu dediniz, şunu ettiniz, bunu ettiniz gibi bir tartışmaya girilmedi. Mesela bu Ömer Bey'in az önceki konuşmasına da bir değinmiş olayım. Hani insanlar mesela bir takım eleştirilerde bulunuyorlar. Bunu siz büyüttünüz. Bir taraf diyor işte efendim siz de zamanında şöyle yaptınız. Bunlar konuşulacaktır. Herkesin bir payı vardır. İstemeden birileri içinde bulunmuştur. İstemeden iyi bir şey yaptığını zannederekten destek olmuştur vesaire. Bunların hepsini yalnız bu tür yan yana gelmeler söz konusu olduğu zaman insanlar bunların hepsini rafa kaldırıyor. Bir kenara koyuyor. Geliyor. Olması gerektiği gibi devletine sahip çıkıyor. Devletine sahip çıktıktan, devlet rayına oturduktan sonra da dönüyor. Tartışmasını, eleştirisini yapmaya devam ediyor. Evet. Demokratik bir ülkede olması gereken de budur zaten. Evet. Yoksa aksi durumda işte efendim halen bir bakıyorsunuz ki ev yanıyor. Siz halen odunumun parası dersen veya işte bana su vermedin gibi bir konunun tartışmasını yaparsan biraz sonra o evin içerisinde sen de yanacaksın. O gemi batacak, sen de boğulacaksın. Evet. Yani bizim milletimizin bu bilince sahip olması, o ortak değerlere sahip olması son derece yerinde ve güzel bir şey. Demokrasi mitingleri de gerçekten yine Cumhuriyet tarihinde belki ender yok yani, hiç olmamıştır. Şey. Ve güzel birer örnek olmuştur. Bunun caydırıcılığı vardır. Bunun bir araya gelebiliyoruz biz, herkes olarak gelebiliyoruz denilmesini sağlayan bir yönü vardır. Bu yönüyle de herkes de... Büyük bir sürpriz oldu aslında. Yani tabii. Milletin tepkisi çok büyük bir sürpriz bu kadar oldu. Süreceğini de düşünmüyorlardı bak. Mesela arkası kesilecek diye düşünüyordu. Bir hafta durdunuz. Kayıp olur diyorlar. Üç gün evet, durdunuz, evet. Beş gün durdunuz. Yani. Ya bir ay. Bir ay. Onun için Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla evet. Efendim gündüz çalışacaksınız, gece sabaha kadar nöbet tutacaksınız. Evet. Böyle bir şeye ihtimal verir miydiniz? Ben bu o miting şeylerin, nöbetlerin hem içeriye hem de dışarıya dönük mesaj taşıdığı kanaatindeyim. Yani mesaj verilmek istendiği kanaatindeyim Cumhurbaşkanı tarafından. İçeride uyuyan hücreler var mı hala acaba? Ki öyle şeyler söylenir biliyorsunuz. Yani hala darbe yapma potansiyelleri var. Her an yeni bir kalışma olabilir. Bu bir denemeydi falan vesaire şeklinde. O çok geçerli bir yorum değildi belki ama daha çok bence bu darbeyi darbenin arkasındaki yabancı güçlere mesaj vardı. Yani milletin hakikaten nasıl kendi yönetiminin, kendi seçtiğinin arkasında durduğunu göstermesi açısından. Hatırlarsanız şöyle, mesela Batılı Gazete'de şöyle şeyler yazılmıştı, başlar atılmıştı. Yani Türkiye'nin son ümidi de öldü. 15 Temmuz'dan sonra bunlar yazıldı. Türkiye'nin son ümidi de öldü. İşte Tayyip Erdoğan'ın peşinde koyun sürüsü gibi giden bir halk, Türk halkı şeklinde böyle. Yani müthiş rahatsız oldular bu durumlardan. Yani o bir ay boyunca gündüz işinde, gece nöbetinde olması, insanların böylesine sahip çıkmış olması ümitlerini tüketti esasında. Ben o gecelerde saat 1'e,
1,5-2'ye kadar hatta bayağı bir kalabalık oluyordu. Hepimiz böyle biraz da eğlence, biraz yazın geceleri dışarıda geçmek hoş da oluyor tabii serin havada. 2'ye kadar bir sorun olmuyordu. Bayağı bir kalabalık oluyordu. Ama 2'den sonra tabii azalıyor. İnsanlar sabahleyin kalkıp 6'da işe gidiyorlar yani haklı olarak. Bizim çok yoğun bir işimiz olmadığı için yazın biz daha rahattık ama 2'den sonra zorlaşıyordu. Gitsem mi gitmesem mi böyle bir şey yaşıyordum. Bakıyordum belediyenin merdivenlerinde o ellerinde bayrak, o bacılarımız, kızlarımız, annelerimizin oturuşunu görünce ya da ağaçların, çamların altında o seccadelerini, işte kilimlerini sermişler oturduklarını görünce utanıyordum. Eve gitmekten vazgeçiyordum yani gerçekten böyle yani muhteşem şeylerdi bunlar. Yani bir ay boyunca insanların özellikle kadınlarımızın bu ülkeye sahip çıkmış olması yani dünyada herhalde eşi benzeri pek fazla olmayan bir şey. Mısır'da olmadı mı? Oldu mesela o darbeden önce biliyorsunuz Sisi'ye sahip çıkma. Orada da oldu ama Türkiye'de bu kadar yani böyle ayrışma, kamplaşma bilmem ne falan dendiği dönemde milletin böylesine sahip çıkmış olması dediğiniz gibi her partiden ama yani sadece şu parti değil her partiden insanların sahip çıkması müthiş bir olaydı yani. Ömer Bey şu sıkıntıya sokardı mesela bir taraf bu darbeye karşı duruşu simgeleyen bu mitingleri yaparken bu nöbetleri tutarken karşı bir şey söz konusu olmuş olsa tabii yani her şeyi zora sokardı ama bir istisna dahi olmaksızın birlikte hareket edilmiş Edirne'ye. Bir kısmının evde olabilir, bir kısmı gelebilir. İşte biraz ezan erken okunuyor, herkes koşuyor, elektrik kesiliyor, hemen sokaklara dökülüyorlar falan. Bu gerçekten içteki o bütünlük anlamında iyi. Dışarıya da mesaj, belki o söylediğinizin de altını çizmek lazım. Yani burada karşı duruş, bu darbenin engellenmesi... Bu milletin desteğiyle mümkün. Yani millet devletine sahip çıkıyor noktasında. Evet. Devletine sahip çıktı, millet liderine sahip çıktı. Aslında mesela 60 darbesini... Millet geleceğine sahip çıktı tabii. 60 darbesinde de millet bu milletti. Aslında farklı bir millet değildi yani. Evet. Ya da işte diğer darbelerde ama mesela 60 darbesinde yani perdelerini çektiler ve Menderes için ağladılar. Hakikaten çok sevilen bir lidermiş. Çok sevilen bir lider, ağladılar. Sonraki darbelerde de yani gerçi böyle bir şey olmadı ama yani yok böyle darbeye karşı çıkma, tankların önünden çıkma falan olmadı. Yani sonuçta bu biraz da lidere güvenle alakalı bir şey. Lider toplumunu değiştiriyor, toplum da liderinin peşinden gidebiliyor. Yani tabii çağın getirdiği imkanlar var, organize olma yeteneği çok kolay işte. Tabii. Twitter'dan, yani şapkasını alıp kaçmıyor lider. Şapkasını alıp kaçan liderin peşinden halk gitmez. Elbette. Eğer bu lider de bu güveni vermemiş olsaydı yine olmazdı böyle bir şey. Olmazdı. Evet. Ama o lidere güvendi. 10 yıldır verdiği o mesajlar güven verdi. Yani 2007 muhtırasında yine aynı şekilde dik duruş, sonrasındaki söylemler falan yani... Yeter ki millet güveneceği bir lider bulsun, peşinden gideceğini gösterdi yani. Millet var, şey var, o noktada milletin duruşu var, liderin etkisi var. Bir şeyi de unutmamak lazım. Gerçekten bu milletin içinden çıkıp gerçekten vatansever olan, özellikle emniyette, askeriyede olup da elbette şu darbeye karşı duruş sergileyen, yani çünkü onların durumu daha tehlikeli. Darbe başarılı olduğu an hain pozisyonuna düşecekler. Ama öyle bir şeyi düşünmeksizin karşı duruş sergileyip işte gerekli önlemleri almaya çalışanlar alnından öpülesi kahramanlar. Ömer Halis Demir'i de burada hayırla yar edelim. Halis Demir'i, Erol Uçokları, bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Tabii ciddi bir gazi söz konusu. 2500 civarında gazimiz var o gece. Hakikaten acıyı, sıkıntıyı en yakın olarak göğüsleyen insanlar. Sonrasında bahsettiğimiz ve göğsümüzü kabartan şeylerden bahsediyoruz, evet. Yani bir Yenikapı mitinginden, sonraki nöbetlerden vesaire. Bunlar milletçe göğsümüzü kabartan şeyler ama o insanlara minnet borçluyuz, şükran borçluyuz gerçekten. Ömer Halis Demir deyince hala titriyoruz değil mi? Yani Çorum'da ilk bebeğe Ömer Halis Demir ismi. Evet. Ömer. Yeni yılın ilk bebeğine de Ömer Halis Demir ismini mi vermişler? Evet.
Ömer Halis evet. ismini vermişler. Vefa örneği yani bu. Güzel bir şey. Evet, bu bir sembol artık tabii ya. Ömer Halis Demir. Memlekete ihanet eden her kim olursa olsun, rütbesi ne olursa olsun, karşısında bu milletin evlatlarını bundan sonra daha çok bulacaktır. Bu bir başlangıç diyoruz. Ve Suriye konusuna geliyoruz ama vaktimiz çok fazla kalmadı. İsterseniz şöyle bir girizgah yapalım bu konuya. Ondan sonra bu konuyu bir sonraki programa bırakalım. Konuların hepsi çok fazla konuşulması gereken konular. Evet. Üç başlık seçmiştik. 2016 içerisinde. Siz ikinci başlığı biraz üçle çarptınız gibi. Birkaç selam mevzu, evet, demokrasi nöbetleri yani falan deyince. Aklımıza geliyor, biraz söylemeden geçemiyoruz. Bunlar bizi gerçekten yürekten etkileyen şeyler. Suriye ile ilgili şöyle bir başlayalım isterseniz. Suriye toprak yüz ölçüm olarak yaklaşık Türkiye'nin dörtte biri kadar bir ülke. Tarihinin yakın geçmişte diyelim son bin yıl içerisinde Osmanlıların önemli bir yeri var. Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilen topraklar. 1946'da Fransa'dan bağımsızlığını kazanıyor. Tabii Osmanlı yıkıldıktan sonra Fransız egemenliğine geçiyor. 1946'da bağımsızlığını kazanıyor. 1970'lerden itibaren de Hafız Esad ailesinin kontrolü altında bir yarı diktatörlük rejimi o dönem için. Bunu belki söylemek mümkün. Ama Arap Baharı diye bilinen süreçte karışan ülkelerden bir tanesi, kendisini değiştirmeye yaklaşmayan, halk hareketlerine karşı çok sert müdahalede bulunup adeta arı kovanına çomak sokan ve o Türkiye'nin güneyinde Türkiye için ciddi bir tehdit oluşturan, özellikle hem bölücü PKK, YPG hem de DAEŞ'le birlikte bu toprakların kontrolsüz hale gelmesi ile birlikte ve bizim bu süreçte Türkiye içerisinde yaşanan bazı terör eylemlerinin Suriye kaynaklı olması, DAEŞ ve PKK, YPG kaynaklı olması, yine Suriye topraklarından atılan bazı işte kısa menzilli füzelerin ya da topların Türkiye topraklarında can almaya başlaması ve tabii Suriye'de harita değişirken Türkiye'nin güvenliğini orta ya da uzak gelecekte de tehdit edebilecek haritalar çiziliyor olması, özellikle Türkiye'nin güneyden bir Kürt devletiyle kuşatılıyor görüntüsünün ortaya çıkması Türkiye'yi tabii bu konuda daha ciddi tedbir almaya itti. Ağustos ayında, geçtiğimiz 2016 Ağustos'unda Fırat Kalkanı harekatı başlatmak zorunda kaldık. Fırat Kalkanı harekatında Cerablus ele geçirildi. Elbaba yönelildi. Tabii Türkiye'nin Elbaba yönelmesiyle birlikte Amerika hesaplar değişti. Evet, Amerika Türkiye'nin bu operasyonda kendisinden talep ettiği hava desteğini kesti. Yine IŞİD'in Rakka ve çevresindeki birliklerinin Elbaba doğru kaydırılmasına bütün o müttefik ülkelerimiz göz yumdular. 63 ülkeden oluşan koalisyonun kuruluş amacı ne? Oraya giriş amacı? Evet. DAEŞ'ti. Ama her ne hikmetse Türkiye oralarda mevzi kazanmaya başlayınca teröre karşı sessiz kalmaya başladılar. Terör örgütüne karşı sessiz kalmaya başladılar. Ve şu anda Elbap'ta çarpışmalar devam ediyor. İnşallah orada bir sonuç alınacak. Tabii 2016 içerisinde hatırladığımız en acı hadiselerden bir tanesi de Halep'in düşmesiydi. Sadece isterseniz bu Halep'in düşmesi ve Türkiye'nin bölgeye insani yardım anlamında söylüyorum,
sahip çıkmasını konuşalım. Şimdi tabii yani olay bu noktaya niye vardı meselesine belki çok dönecek olsak çok uzun uzun konuşmak lazım. Ne kadar işte Suriye politikamız ne kadar doğruydu, ne kadar yanlıştı vesairedir kısmını artık geçmişiz hepsini yani. Hani zaman zaman eleştiri yöneltilir ya, o bakımdan evet, bugün söylüyorum. Yalnız şöyle şunu da söylemek gerekiyor bu. Bugün doğru olan yarın yanlış olabiliyor. Evet. Yani içinde bulunduğunuz şartlara göre bir politika üretiyorsunuz, planlama yapıyorsunuz. Yani orası öyle bir karışık hale geldi ki, yani evet en uzun sınırımız zaten bizim Suriye. Yani evet. Buradaki olaylara kayıtsız kalmamız mümkün değil. Yani beraberinde de şimdi orada şöyle bir yapı yok. Mesela Mısır'da işte Mursi'ye karşı işte Sisi geldi, şöyle yaptı, böyle yaptı. Yani bir toplu, derli toplu bir muhalefet. Yani sadece Esed'e karşı bir muhalefet, derli toplu bir muhalefet de yok. Şimdi PKK'sı, PYD'si bilmem nesi, öbür taraftan DAEŞ'i vesairesi deyince Özgür Suriye Ordusu var hakeza. Yani kimin eli kimin cebinde noktasında bir sıkıntı yaşanıyor. Evet, İkişer cümleyle şimdi, bitirelim, süremiz doldu. Evet. Yani burada şöyle bağlayayım ben o zaman. Özellikle İran, Türkiye ve Rusya arasında onların Moskova deklarasyonu olarak hazırlamış oldukları müzakereyle bu işlerin çözümlenmesi, rıza ile ve müzakereyle çözülmesi noktasında inşallah temenni ederim faydalı bir şekilde veya oradaki Suriye'ye de barış gelecek, bütünlüğünü koruyacak bir sonuçla biter diye ümit ediyorum. Evet. İki cümleyle ne söyleyebilirim bilmiyorum tabii yani. Birincisi gitti. 6 yıldır devam eden bir savaş. Bir de Suriye konusunda en uzun konuşabilecek. 40 yıllık diktatörlük hüküm sürdüğü bir ülke. Onları haftaya konuşacağız. İki cümlede onları haftaya konuşalım. Ben her şeye rağmen bir ateşkesin sağlanmış olması kıymetlidir, önemlidir. Küçük bir tesellidir. Evet, küçük bir tesellidir. Yani Halep'e rağmen, Suriye'ye rağmen ve Esed'in hala orada oluyor kalmış olmasına rağmen ateşkesin sağlamış olması önemlidir diyelim. İnşallah imkan olursa haftaya konuşuruz. Evet. Değerli izleyiciler, TV19'da 3 Söz programını izlediniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.